Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice'li kanalında yeni bir Instagram ayakkabısı kargo açımına hoş geldiniz. Biliyorsunuz Instagram'dan ayda bir tane ayakkabı alıp denemeye çalışıyoruz. Nedir ne değildir, nasıl geliyor bakmaya çalışıyoruz. Siz biraz daha uygun bakan kardeşlerim, arkadaşlarıma da böylelikle hemen bu ayakkabı böyle geliyormuş demek ki diyoruz birlikte. Tabii ki bütün her şeyi denemediğim için de benim aldığım ayakkabılar bu şekilde. Diğer ayakkabılar nasıldır? Satıcıyla konuşabilirsiniz. Bu ayakkabı arkadaşlar bana sportik.com.tr tarafından gönderildi. Aşağıya açıklamaya da yazıyorum, bırakıyorum. Direkt link var. Girip orada bakabilirsiniz. O satıcıyla konuşabilirsiniz. İade şartları nedir, ne değildir, var mıdır, yok mudur? Ben buranın yetkilisi değilim. Sadece bana bir ayakkabı gönderiyorlar. Ben de onu açıp bakıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Dedikten sonra da hadi şimdi kargomuzu açalım bakalım. Meneği kargoyla geliyor ve şöyle bir kutuda geliyor. Kutular genel itibariyle Yeezy dışında çok birebir olmuyor. Ama tabii ki önemli olan ayakkabının içinde ne var ne yok, ona bakıyoruz. Bu sefer numarası bir tık daha küçük. Normalde 45 numara hep alıyorum. Bunda 44 numara vardı. Elinde o vardı çünkü. Bakalım dedim, 44 numaraya da bakalım ve şöyle birlikte sizlerle açalım. Farklı bir kağıt var ve diğerlerine oranla farklı bir ayakkabı var arkadaşlar. Hmm. Ne diyorsun? Güzel görünüyor. Değil mi? Şöyle diğerini de çıkartalım. Kağıdının da böyle farklı olması hoşuma gitti. Ayakkabının üstündeki desenlerle şöyle. Şimdi kutumuzu kapatıp incelememize geçer. Bir yandan da ayakkabının fiyatına bakıyordum. Şöyle yanımda açtım da hangi sitelerde var yok diye. İlk önce tabii ayakkabımıza biraz bakalım. Sonra fiyatlardan da konuşalım. Bu Travis Scott'ın Dunk Low SB diye geçen modeli. Gerçekten de güzel gözüken bir model. Bunu normal alalım derseniz arkadaşlar, nedir ne değildir, inanılmaz bir rakamı var. 50 bin liraya şu anda bir siteden buldum ve tek bir tane kaldı, acele et falan tarzında da şey çıkıyor altında. Hemen alayım 50 bin lirayı dedim ben de. Yani öyle bir ürün arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz Travis Scott'ın işte bu Jordan 1'leri olsun, 4'leri olsun hep olmayan, yani hype ayakkabılar, resellerler tarafından satılan ayakkabılar. Yine bu da aynı şekilde. Dolayısıyla baya baya pahalı oluyor. Burada tabii ki 50'de biri değil bile, yani neredeyse. Almak istiyorsanız, giymek istiyorsanız tercih edebileceğiniz adreslerden biri. Ve bu şekilde geliyor. Şimdi ayakkabımıza biraz daha bakalım. Şöyle altını çevireyim. Tipik Dunk modeli altı. Ama biraz daha bana farklı geldi açıkçası. Normalde daha farklı oluyor. Burada işte iç kısımlarda E sanki harfi varmış gibi. Baksana şuralarda şöyle. E harfi varmış. Sanki böyle E gibi düşündüm şuralarını, baksana şuralar E gibi, evet. Geldi, farklı geldi. Nike SB yazıyor ve şurası da yine biraz daha farklı. Çizgilerin sıklığı, büyüklüğü biraz daha farklı geldi normal Dunk'lara göre. Hemen şöyle üstüne bakalım, asıl bu ayakkabıyı öne çıkartan üstü ve gerçekten de güzel bir üst yapmışlar değil mi? Çok hoş. Kombinleri, renkleri vesaire. Kullanılan görsel sanat diyeyim artık. Travis Scott bu işi biliyor ya, tasarımları gerçekten yok satıyor, çok güzel oluyor. Üstünde şu kullanılan arkadaşlar materyal çok çok sert bu arada. Yani kumaş. Baktığınız zaman kumaş ama sanki karton vari bir kalın kumaş yapılmış. Burası ise nubuk gibi deri yani, ama biraz hafif tüylümsü. Çok böyle sert veya çatlayacak tarzda değil. Arkaya doğru gittiğimizde bu kumaş yapısı şurada değişiyor ve biraz daha içeriden pedlemeli, yastıklı, pofidik pofidik, güzel gömlek vari değil mi? Pötikare. Pötikare bir kumaş var. Sert, yine güzel bir Nike işareti var. Bu da aynı zamanda. Bu materyalleri gayet iyiymiş yani gerçekten. Arkada aynı kumaş devam ediyor. Topuğunda ise Nike logosu ve bir sıra dikiş var. Ben şahsen çok bunların fanı değilim. Yani Dunk Low'ları pek aşırı aşırı tutmuyorum. Hani fena değil tabii. Ama en beğendiğim şu ana kadar ki bu oldu. Böyle bir ayakkabının varlığından da çok haberim yoktu. Son birkaç haftada baktığım zaman güzel ayakkabıymış oldum. Çok yani 50 bin liralık ayakkabılar çok benim şeyimde, radarımda yer almıyor. Öyle söyleyebilirim. Şu yapraklar, çiçekler falan var herhalde. Nerede? Değil mi? Resmin. Yani şöyle yanlarını şey yapabiliriz. Önünde evet yaprakvari şeyler var. Çiçek desenler var. Onun dışında şurada şu iç kısmı, yine bu ön dil kısmının üzerindeki deriden yapılmış şuraları ve record falan filan yazıyor. Acaba dedim hani anlamlı bir şey yazıyor mu? Şu çok anlamlı. Kaktüs çek yazıyor değil mi? Sadece dilinde, evet. Dilinde bir kaktüs çek logosu var. Şöyle elinizin içeri geçebildiği. Dil yapısı oldukça güzel. Kalın yapılmış. Altı içine şöyle sizi çevireyim.
Yine Nike'ın birçok ayakkabısında yer alan tarzda etiketi var. Şöyle içinde bir şeyler görüyorum. Bağcıkları ve burada bir şey yok herhalde ama burada ne var? Ayakkabının içine kağıt koymuşlar. Burada ise arkadaşlar yedek şöyle bir pembe bağcık çıkıyor. Bu da Swoosh'un iç taraftaki. Ha, iç taraftaki Swoosh pembe, dış taraftaki Swoosh siyah arkadaşlar. Pembe değil, pudra. Pudra mı? Evet, biraz daha. Bu aynı şekilde yine pudra rengi bir bağcık. Fakat bu bağcık şu an buradaki kullanılan bağcık kadar kaliteli değil. Buradaki çok daha farklı. Buradaki bir böyle tüylü şey, tüylü. Yün evet, yünvari tüylü tüylü. Ama çabuk kirlenebilir. Kirlendiği zaman yıkayabilirsiniz. Ama belki bir tanesini mesela pudra rengi yaparsınız. Bir tanesini bundan yaparsınız. Evet. Böyle farklı olabilir. Birçok arkadaşımın ayağına yakışacağını düşünüyorum şu anda. Sevdiğiniz tarz bir ayakkabı güzel, olabilir. Güzel giysilerle de yani günlük giysilerle de kesinlikle, güzel gidecek bir ayakkabı. Kesinlikle. Yeşilin tonları, pudra rengi üst, siyah tonları. Gömlekle bile gider gömlekle bence. Bile kesinlikle güzel gidebilir. Hoşuma gitti. Ve cidden üst kısmının şu sağlamlığı hoş yani arkadaşlar. Yabancı normal. Ülkede Amerika'da hep öyle şık giyiniyorlar. Altlarına Jordan'lar giyiyorlar ya. Ödül serüvenlerini bile öyle katılıyorlar doğru. Şöyle iç taraftan arkadaşlar bakarsanız dilin tabana bağlandığı bir lastik göreceksiniz. Yine iç kısmı da fena değil arkadaşlar. Topuğuna bakıyorum. Kullanılan tabanlığın bakın şekli şemali bile güzel. Gayet kalitesi güzel bir kalite. Topuktaki bu pedlemeler yine oldukça hoş duruyor. Evet benim hoşuma gitti. Ne diyorsun? Ben fena beğendim. Değil. Evet. Fena değil, güzel. Şimdi de ayağımıza giyelim. Gerçi ben 45 numara giyiyorum burada. Ellerinde yokmuş. 44 gönderdiler. Biraz dar olabilir. Çok fazla böyle şey yapmadan, nasıl diyeyim, zorlamadan bir deneyelim ayağımıza. Sonra da çıkışımızı yapabiliriz. Ama dediğim gibi sizler de almak isterseniz açıklamaya link bırakıyorum. Tekrar sportik.com.tr adresine teşekkür ediyorum. Hadi şimdi denemeye geçelim. Evet şöyle giyelim. Ha, gerçi çok güzel oldu. Ben zaten bu tarz ayakkabılarda sen evet, 44 evet. iyi oluyor. Doğru, biraz ettim. Daha küçük giyiyordum. Ve bunlar da biraz daha büyük oluyor arkadaşlar. Instagram'dan tercih ettikleriniz. Ben normalde günlükte 44,5 giyiyorum. Ve oluyor. Bu 44 bakın oldu. Siz de ona göre sipariş edebilirsiniz. Hani yarım numara giyiyorsanız ben genelde üste çıkmayı seçiyorum. Çünkü daha kalın çoraplarla giymeyi seviyorum. Ama hani numara yoksa böyle aşağıda inebilirsiniz. Ne diyorsun? Güzel oldu ha? Güzel, evet. Hoş oldu. Fena değil ya, güzel. Veya şu olur. Mesela 45 alıp tabanlıkla giyebilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki 43,5 giyiyorsun. 44 al, tabanlıkla giy. Ama güzel. Nike Dunk tasarımı. Beğendiğim bir tanesi oldu. Giyilebilir. Güzel güzel. Siz çok daha güzel kombinler yaparsınız. Daha böyle kargo pantolonlarının altına. Veya işte evet, bu tarz o siyah ya da diğer bir kargo pantolonla güzel olur. Olur aynen, bej rengi bir tişört üstüne falan. Evet evet, kesinlikle hoşuma gitti. Güzel güzel ayakkabı oldu, ne diyorsunuz? Bu tarz Instagram ayakkabılarının da böyle hoş olması keyif veriyor gerçekten. Evet. Evet, bu şekildeydi bu ayın Instagram ayakkabısı. Bundan sonra ne görmek istiyorsunuz? Aşağıya açıklamayı yazın. Ben de onları almaya ağırlık vereyim, özen göstereyim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bunun dışında çok farklı farklı birçok ayakkabıya da bakıyoruz. Basketbol ayakkabıları, diğer farklı hype ayakkabılar. Onlar için de kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoları da bakın. Bu sadece Instagram konseptiydi ama işte Nike.com'dan alıyoruz. Farklı resellerlerden de aldığım ayakkabılar oluyor. Onları da beklerim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ayakkabı. Aysa bugünlük. Out.